Evet, bugün 1 Ekim. Aa, 1 Ekim. 1 Ekim 2014. Dikili'deyiz. Evet. Bugün bu sene nar ağacımız çok fazla nar verdi. Neden olduğunu bilmediğim bir olay yaşıyorum bu sene. Narlarımız ağaçta hep çatladı. Bu çok su verdiğimiz için ne oldu? Yani şurada 10-12 kilo nar topladık bugün ağaçtan. Diğerleri dallarında. Nar ekşisi yapmaya karar verdim. Nar ekşisi ekşi nardan yapılır. Ama araya mutlaka birazcık da tatlı nar koyarlar ki o aromayı yakalamak için. Bugün bu narları ayıkladıktan Kaç kilo sonra nar var? 10-12 kilo arasında narımız var. Şimdi tek tek bunu ben ayıklıyorum ve ocakta kaynatacağım bunu. Suyunu sıkıp ocakta kaynatacağım. Beyazlarını, her şeylerini temizliyorum, şu şekilde taneliyorum. Ki bu dışarıda satılan nar şurubu, onlara dikkat etmek gerekiyor. Nar şurubu nar ekşisi midir? Hayır, maalesef her satılan zaten Nar nar ekşi. sosu diye satılıyor. Ha, pardon, şurubu Yani diyorum. onlar şekeri karamelize ediyorlar, Aroma var bir de. bol şeyle tabii, yani yapay, her şey onlar da yapay. Hakiki nar ekşisi çok pahalıdır gerçekten. İşte dediğim gibi bu 10-12 kilo nardan ne kadar nar ekşisi elde edeceğiz onu göreceksiniz hep beraber. 1 kilo nar ekşisi ya çıkacak ya çıkmayacak. Bence o marketlerde satılanı da kullanmamak gerekiyor. Yani bence tabii hakikileri bulup doğru iş yapan işletmeleri desteklersek sağlıklı ve doğal gıdalar yeriz. Hemen ekrana şunu getireceğim. Hazır ama karınca var üstünde ama. Hazır ama kendim. Berekettir, evet. Yani biz burada bütün bilgilerimizi hem annemmutfaktan.tv sitemizde hem de yazdığımız kitaplarda paylaşıyoruz. Sağlık için emek çekmek gerekir. Lütfen siz de bağınızdaki, bahçenizdeki yetişmiş olan meyvelere değer verin. Onların hak ettiği ilgiyi gösterin. Kendinize gıdalar hazırlayın. Kızıl Çukur köyündeyiz ve Hacı amcayla size öyle diyorlar pazarda. Hacı amca. Nar topluyoruz. Bunlarla nar ekşisi yapacağız. Evet. Evet, narları temizlemiştik. Dün Işıl nereden ekşi narı aldık Işıl? Kızılçukur köyü. Kızılçukur'a gittik, tatlı narları ayıkladıktan sonra. Oradan da çok nefis, çok ekşi bir nar aldık. 7 kilo da o. 7-8 kilo da o. Yani 20 kilo nar hesabından bunları yapıyoruz şimdi. İlk etapta suyunu ezdik. Ezerek başka bir kaba alıyorum. Karıştırdık tatlı nar ve ekşi nar. Şimdi ne yapıyoruz? Şu anda narı ocakta kaynatıyoruz. Bu aşamada süzgeçten süzüyoruz. Ne zaman sızıyorsunuz peki? Şimdi kaynadıktan sonra bakın bu birinci partili bir tencere oldu. Süzdük, bu hale geldi. Bunu tülbent bir keseye koyacağım. Süzeceğim bunun suyunu. İlk aşamada bu böyle süzdüm. Sonra bunu tülbent torbaya koyacağım. Suyunu süzeceğim. Ve daha sonra bu süzülmüş olan suları Şimdi kaldırabilir misin? bunu şu şekilde Daha sonra daha sonra bu suyu da yeniden kaynatacağım. yeniden kaynatacağım. Ekşi kıvamını alması için. Peki ocak bu şekilde odun ateşi yoksa harlı ateşi değil mi? Evet, hızlı ateşte yapacaklar, çok kaynatacaklar veya fırında tepsilerde yaparlarsa belirli bir süre kaynatıp tepsilerde daha çok çabuk uçuyor. Bu da bir kolay yöntem. Bu 30-35 dakikadır kaynıyor. Şimdi üstündeki şu kefleri biriktirdikçe şöyle alıyorum, kenara atıyorum.
yer ocağı olduğu için. Kekler niye olmuyor? Kefler bozulmaması için ve uzun süre dayanması için keflerin alınıp atılması lazım. Bu kaynadıkça kef kenara birikecek. Yani en aşağı daha bunun 2-3 saat kaynaması lazım. Harlı ateşle değil mi? Harlı ateşte altını yakıp yakıp ara sıra karıştıracağız dibini tutturmadan. Bu akışkan bir hale gelene kadar, yani yarısına kadar daha uçar bunun şeyi, suyu. Dün akşam bahçemizde kaynatmış olduğumuz nar ekşi geç olduğu için kavanozlara koyamamıştım. Şimdi ocakta aldım, ısıttım. Şimdi saklama kaplarına doldurup konserve sistemi ters çevirip bekleteceğim. Ama niye kapaklar olmuyor bu kavanozlara? Anneanneciğim, kapak kapamaya çalışıyorum nar ekşisine. Ama buna kapak olmuyor. Biraz bu tarafa Ne gelin bakayım. yapacağım ben şimdi? Başka kapak. Başka kapağı nasıl bulacağım? Vallahi buna kapak olmuyor. Çok enteresan. Oluyor mu? Dur bunu koyalım. Yeni bir dolduralım. Rengini nasıl olmuş oldun? Salatada hani ekmek düşürüyorsun ya Doruk. Anneanne ekmek düşürüyor her salatayı diyorsun. İşte onun sosu. Nar ekşisi Çok bahçemizde. ilgilendim. Zorla getirtiyoruz Bunu alıyoruz elime. Hiç kaptırmadan. Nar ekşimiz kışın yenmeye hazır. Afiyet olsun, sağlık içinde tüketin. Bir de hazır alma, kendin ye. Evet.